Plotly. Bizim teknik resim komutla teknik resim aldığımız kısım Plotly ve bunun içerisindeki Plotly Manager kısmından yapıyoruz bu işlemleri. İlk önce bir parça açayım, bir kalıp açayım. Diyelim ki böyle bir kalıbımız var ve biz bunun parçalarını teknik resim almak istiyoruz. Geldim Plotly, Plotly Manager kısmı. Şimdi burada şunu sileyim. Burası benim ilk yerim Plotly, yani teknik resim sayfalarını oluşturduğum kısım. İstersen ben bütün teknik resimleri tek bir sayfaya da atabilirim. Veya ben buradan sayfa ekleyip add page kısmını diyebilirim ki 10 tane sayfa ekle deyip bütün hepsini alacağım teknik resimlerin hepsini ayrı ayrı bu sayfalarda koymam mümkün. Şimdi bu sayfanın içerisinde de benim ayarlarım var. İşte 1'e 1 mi alsın yoksa ben bunu 1'e 2 yani scale'lediğim mi 2 kat büyüteyim mi gibi seçenekler var. Sayfanın ismi ne olsun? İstersen ben buraya kendim de bir isim yazabilirim veya page 1, page 2, page 3 Page 3 gibi devam ettirebilirim. Bir de benim sayfamın boyutu ne olsun? None dersem herhangi bir boyutu olmaz. Ama ben buraya A4 dersem bakın artık A4 boyutları şeklinde bir sayfa elde etmiş oluyorum. İstersen bunu dediğim gibi ya user deyip kendim de buradan sayfanın boyutları ne kadar olması gerekiyor. Bunları belirleyebilirim. Diyelim ki A4 olsun. Sonra benim sayfam dik mi olacak yoksa yatay mı olacak şeklinde seçmem mümkün. Bir de benim sayfam tam bu merkez noktasının ortasında mı olsun yoksa sol köşesini mi merkeze dayasın gibi seçeneklerim var. Şimdi burada da Loot Mask dedi bizim antet kağıdını içeri aldığımız kısım. Hani bir antet kullanıyor muyuz? Diyelim ki kullanıyoruz. Diyelim ki 1, 2, 3. Hazır kendi içerisinde de bizim antetlerimiz var. Ayrıyetten kendimiz ekstra istediğimiz şekle göre de antet oluşturmamız mümkün. Dedim ki antetim bu. Şimdi ne yaptı? Benim antetimi buraya getirmiş oldum. Şimdi benim bir burada parçalarım olsaydı, parçalarımın da bir bilgisi olsaydı, ben ona göre burada update deyip, mesela ne demişim burada? Kalıp adı, burada file name, tasarımcısı username. Hani burada daha önce de şurada göstermiştim. Change attribute kısmında. Şöyle yapayım, bir tane kütük çizeyim yine. Şuradan. Veya burada kalıbım var. Ben bunu change attribute dedim. Properties kısmında. Bakın burada kalıbımın, parçalarımın bilgileri var. Ben bu bilgilerin hepsini gelip teknik resimde okumam mümkün. Onu da birazdan göstereceğim. Hani burası dediğim gibi benim sayfamla teknik resim sayfalarıyla alakalı olan kısımlar. Yani bu ikinci view kısmı benim teknik resimde tek tek elle teknik resim aldığım kısım. Nedir? Ben bunun üst görünüşünü front, önden, sağdan, soldan, aşağıdan, arkasından veya izometrik. Bakın burada bir sürü görüntü seçeneğim var. Şimdi bunu alırken az önce neydi? Benim bütün kalıbım burada. Şimdi ben bütün kalıbın hepsini mi alacağım veya parça parça yani üst plaka, alt plaka, kolona vesaire bunları ayrı ayrı mı alacağım? Onu seçtiğim kısımda selection kısmı var. Burası. Şimdi ne yaptık burada? Bu zaten benim kalıbım. Gördüğünüz gibi hem layerlanmış hem de gruplanmış. Şimdi ben bunu istersem layer şeklinde hani layerlarına göre de al diyebilirim. Veya gruplarına göre de al diyebilirim. Veya hepsini aynı anda al veya bazı parçaları. Dedim ki bakın burada select element kısmı var. Buradan gelip parçanın üzerinden de diyelim ki ben bu üst plakanın teknik resmini alacağım deyip bunu seçtiğim zaman sadece onunkini alırım.
veya ben buradan elle parçamın ismini biliyorsam buradan da seçip ona göre almam mümkün. Ama dediğim gibi ben geldim buradan element select element dedim. Üst plakayı seçtim. Dedim ki bunun teknik resmini alacağım. Tekrar view kısmına geldiğimde bakın artık sadece bunu burada görmüş oluyoruz. Tap dedim. Bir kere okey dedim. Ne yaptı? Benim parçamı üstten görünüşünü almış oldum. Daha sonra front. Önden görünüş. Veya sağdan soldan görünüşlerini bu şekilde almam mümkün. Veya diyebilirim ki ben bunun izometrik görüntüsünü alacağım. O zaman da buradaki izometrik görüntülerden birini seçip bir kere okey dedikten sonra bana istediğim görüntüyü çıkartmış oluyor. Şimdi burada birkaç tane ayarlarımız var ama genelde bunlarla çok oynamıyoruz. Buradaki ayarlar düzgün oluyor ama değiştirmek istediğiniz bir şey varsa ekstradan bunları daha sonra girebilirim. Anlatabilirim ne yaptıklarına dair. Şimdi bakın burada bizim seçeneklerimiz var. Ben layer'a göre mi alayım? Layer grubuna göre mi? Yoksa parça listesine tek tek mi alayım? Veya buradan da pick deyip okey dedikten sonra ben bu parçanın bunun buradaki plakanın teknik resmini alacağım da dememiz mümkün. Ne yaptı? Geldi benim seçtiğim plakanın izometrik görüntüsünü almış oldu. Veya burada herhangi bir üstten görünüş dedim. Buradan pick dedim. Pick dersem gelip bir kere okey dedikten sonra hangi parçanın görünüşünü çıkartmak istediğimi bana soruyor. Dedim ki bunun. Yani bu şekilde bunun içerisinde de ayarlar var. Veya dediğim gibi burada selection kısmında seçip de buradan görünüşleri çıkartmamız mümkün. Şimdi biz bunu dediğim gibi elle yapmış olduk bu şekilde. Bir de biz bunu otomatik şekilde teknik resim aldırmamız mümkün. Şöyle şunları bir sileyim. Şunu da sileyim. Şimdi burada diyebiliriz ki otomatik şekilde bana teknik resim al. Şimdi otomatik aldırırken bize 4 tane farklı yönden parçanın teknik resmini çıkartacağını söylüyor. İşte birinci görünüşü önden, ikinci görünüş soldan, üçüncüsü izometrik, dördüncüsü de üstten. İstersek bunlardan birini iptal edip mesela diyelim none dersem önden görünüş olmayacak. Veya bu görünüşü önden değil de soldan yap, sağdan yap gibi buradan elle değiştirmem mümkün. Geldim dedim ki front olsun. Şimdi burada dediğim gibi ayarları bunlar. Daha sonrasında bu otomatik kısmına geliyorum. Şimdi burada da birkaç tane ayarım var. Şimdi burada bütün teknik resim çıkaracağım parçalar neler olacak? Layer layer mı çıkartsın bana? Şimdi ne olacak? Bu sefer diyelim ki cavity plane'de şöyle açayım. Cavity plane'de bu var. Sadece her layer'a kendine göre çıkartmış olacak. Mesela calling element'te bunlar var. Bunların hepsini tek bir teknik resme çıkartmış olacak. Veya bu iki plakayı tek bir resme çıkartmış olacak. Veya ben buna layer group dersem de bu sefer burada layer grubu. Böyle tekrar dinamiğe geleyim. Eject, hani buradaki eject grubunda bunlar varmış. Buradaki bütün hepsini tek bir teknik resmin içerisine çıkartmış olacak. Grup dersem. Veya şöyle yapayım. Tekrar hepsini seçeyim. Veya ben buna dersem ki parça list bu sefer yapacağı şey benim kalıbımın üzerindeki bütün parçaların hepsini tek tek farklı teknik resim sayfalarına aktarmış olacak. Hepsini bir göstereyim ne işe yaradığını. Veya burada da pick seçeneğim var. Diyebilirim ki ben bu parçaları istiyorum sadece teknik resmini. Ona göre de yapması mümkün. Bir kere layer diyeyim. Ne yaptığını tek tek göstereceğim size. Şimdi bunun içerisinde birkaç tane ayarımız var. Sayfa ismi ne olsun? Neye göre? None dersem benim buradaki sayfa isimlerimi alacak. Page 1, page 2, page 3 gibi. Veya ben bunu diyebilirim ki benim sayfalarımın ismi layer name olsun. Layer'ın ismini alsın demem mümkün.
Sonrasında ben burada standart bir sayfa istiyor muyum? Hani A4 olsun, A5 olsun veya hayır istemiyorum demem mümkün. Yine burada dik mi olsun, yatay mı olsun gibi seçeneklerim var. Bir de burada scale. Şimdi standart scale benim parçamın seçtiğim mask antite göre uydursun veya otomatik kendisi yapsın ve hayır hiçbir şey yapma. Parçanın boyutu neyse ona göre al dememiz mümkün. Şimdi bir de burada load mask dedi de ben buraya hangi antet kağıdını okutmak istediğimi söylüyorum. Şimdi ben burada kendi halihazır içinde olanlar da var. Dediğim gibi kendim de oluşturabiliyorum. Kendi oluşturduğum bir tane anteti seçtim. Bir kere buradan yenile dedim. Update dedim. Bakın bütün çıkaracağı sayfaları bana çıkarttı. Kaç tane olacağını. Ben burada bir kere okey dedikten sonra bakın hepsini 14 tane sayfa oluşturacakmış. Hepsini tek tek oluşturuyor bana. Tekrar sayfalar kısmına geldiğim zaman bakın ne yaptı? Cavity plate. Additional core plate. Ne demiştim? Ben burada seçtiğim ayarlara göre wavelength'ta ilk işte önden, soldan izometrik ve üstten görünüşleri al dediğim kısım. Buradaki bir tanesini nan deseydim bir tanesini buradan çıkartmış olacaktım. Buradaki ayarlara göre teknik resmim gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi burada benim antetim de geldi. Ama ne yaptı? Malzemenin mesela sadece şeyini okudu. Kalıbın ismini. Cavity plate'e gelelim. Şimdi ben buna bir kere buradan update derim. Demek ki bu parçaya, bu maskımı okey. Bu parçama göre update et dediğim zaman bakın benim parçamın özelliklerinin hepsi gelmiş oldu. Nedir? Parçamın adı buymuş. Parçamın numarası buymuş. Adı buymuş. İşte malzemesi 1730'muş. Sertlik yokmuş. Bir tane varmış bu parçanın. Gibi gibi. Hani bu yine müşterinin isteğine göre hangileri neler koymak istiyorsanız bunları da değişiklik veya bazılarını farklı şeyler ekleyip çıkartmamız mümkün. Yani bu şekilde teknik resimdeki benim parçamın üzerinde bilgiler varsa aynılarını antete getirmem de mümkün. Ne yaptı? Burada tek tek bak dediğim gibi layer layer almış oldu. Bir layer'in içerisinde bütün hepsi varmış. Hepsini tek tek aldı. Benim layer'larıma göre getirmiş oldu. Şimdi bunları bir sileyim. Delete. Hepsini sil. Daha sonra tekrar multi view kısmına geldim. Bu sefer layer değil de layer group dedim. Yenile dedim. Benim yine maskım geldim. Antet kağıdımı seçtim. Okey dedim. Bu sefer layer grubuna göre oluşturmuş oldu. Ne yaptı? 3 tane teknik resim çıkarttı. Neden? Ben buraya 3 farklı layer oluşturmuş, grup oluşturmuşum. Onlara göre benim parçalarımı çıkartmış oldu. Gördüğünüz gibi. Tekrar ben bunları bir sileyim. Veya ne dedim? Bütün parçaların hepsini tek tek çıkartmam mümkün. Seçili. Bütün parçaların hepsini tek tek çıkartacağım dedim. Yine ben buradan antetimi seçtim. Okey dedim. Şurada sadece bir tane seçiliydi galiba. O yüzden yapmadı. Tamam. Tekrar geleyim. Bulut Bey Manager. Pardon. Şunu sildim. Tekrar Multiview'e geldim. Otomatik dedim. Parça listesi dedim. Bir kere yeniledim. Maskımı yeniledim. Parçaları seçmedik galiba. Şöyle yapalım. Hepsini seçelim. Tamam.
Bir kere yeniledim. Aynen. Şimdi çıktı hepsi. Bu sefer dediğim gibi tek tek bütün parçaların hepsini tek tek ayrı ayrı sayfalara teknik resmini çıkartmış olacak. Onun 75 tane bana teknik resim sayfası çıkartacak. Gelin bakın hepsinin bütün parçaların aynı olanları bile tek tek çıkartmış oldu. Sonra ne yaptı? 3 tane görünüşünü çıkarttı. İçerisinde bazı yükseklik, çap gibi ölçüleri de kendi otomatik hesapladı. Bakın bütün parçaları tek tek bu şekilde çıkartmış oldum. Veya ne demiştim? Pick dedim. Yeniledim. Hangi parçaları istiyorsun? Dedim ki ben bunu, bunu, şunları istiyorum. Okey dedim. Artık sadece onlarınkini çıkartacak. Ben şuradan tekrar bir sayfaları sileyim. Geldim buraya. Bir kere okey dedim. Az önce parçalarımı seçmiştim zaten. Ne yaptı? Sadece benim orada seçtiğim parçaların teknik resmini çıkartmış oldu. Ne yaptık? A4 kağıdına göre yaptık. Ama ben bunu istersem A3 deyip büyütebilirim. Veya A5 derim. Hani küçültebilirim. Buradan sayfa boyutunda seçmem mümkün. Veya yatay değil ben dikey istiyorum diyebilirim. Gibi gibi seçenekler mevcut. Sonra update mask dedim. Bu parçama maskım bu. Parçam bu dedim. Bakın ona göre özelliklerini buraya getirmiş oldu. Yani bu şekilde parçamıza bir özellik verdiysek bunu da teknik resimde görmemiz mümkün. Şimdi otomatik kısmı da bu şekildeydi. Ne yapıyorduk? Buradan hangi parçayı layer grubuna göre mi, layer'a göre mi, parça yani bütün parçaların hepsini tek tek mi, yoksa istediğimiz parçaları dersek otomatik şekilde hepsini tek tek sayfalara ayırıyor. Burada da sayfaların ayarları vardı. İşte önden, sağdan, soldan görünüşlerini alsın. Yine burada işte draw origin, merkez noktalarını çiz, İşte içeride görünmeyen çizgileri çizme gibi gibi seçenekler mevcut. Bunları seçerek de teknik resmimizi oluşturmamız mümkün.